Merhabalar arkadaşlar. Hafizenin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle harika bir model paylaşacağım. Hem kolay, hem çabuk ilerleyen hem de bütün arkadaşlarımızın kolaylıkla yapabileceği bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilecek arkadaşlarım. Modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarıyla ilerliyor. Artı 2 ilmek alıyoruz. 2 sırada da tamamlanıyor. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. yorumlarınız benim için çok kıymetli. Şu şekilde bir ipim var, bakın göstereyim yakında. Ören bayanın iplerinden, şişlerim üç buçuk milimlik şişler. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ipimizin ucunu alıp başlıyoruz arkadaşlar. Ben sizlere gösterebileceğim kadar 2 ve 2'nin katları olarak ilmeğimi atacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı 2 ve 2'nin katlarıyla ayarlayabilirsiniz. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 de kenar ilmeği alayım. 13 ve 14 ilmekten başlıyorum. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Hemen direkt modele başlayacağım modelimize. Ters yönden başlıyoruz. Ters yönde ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters lastik yapıyoruz. Bir düz, bir ters. 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 Bir düz bir ters, bir düz, bir ters ve kalan ilmeğimi de ters örüyorum kenar ilmeğimi. Şimdi arkadaşlar modelimizin ön yüzündeyiz ve ikinci son sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın. Burada gerçek ilmeğimiz şişimizde şu alttaki ilmekteki sağ sol tarafındaki ilmeği şöyle şişimize geçiriyoruz. İkisini beraber düz olarak örüyoruz ikinci sıramız böyle tersimiz yine aynı ters olarak örüyoruz bakın bir iki ilk ördüğümüz sıradaki ilmeği normal ilmeğimizin yanına şu şekilde geçiriyoruz sonra iki ilmeği birden düz olarak örüyoruz ve tersimizi yine ters örüyoruz zaten bir sıra ördük bir sırada bu kendi ilmeğimiz alttaki ilmeğin sol taraftaki kanadını şu şekilde şişimize geçirip ikisini beraber düz olarak örüyoruz. Tersimizi yine ters örüyoruz. Alttaki sıradaki ilmeğin sol kanadını şöyle şişimize geçiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Tersimizi yine ters örüyoruz. Tersler ara ilmeği olarak geçiyor. İlmeğimizi şu şekilde geçirdik ve düz olarak ördük. Tersimiz yine ters. İlmeğimizi şu şekilde geçiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Tersimiz yine ters kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Dileyenler düzde örebilir. Modelimiz ördükçe kendini gösteren bir model. Bir kere daha beraber örelim hemen. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Arka tarafında hep lastik olarak öreceğiz. Yani bir düz, bir ters. Arka tarafı bu kadar basit. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. İkinci sıra ön tarafındayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Bakın 1, 2, alttaki ilmeğimizi şu şekilde geçiriyoruz şişimize. Düzlerde yapıyoruz bu işlemi. Sadece düz olarak örüyoruz. Tersimiz yine ters alttaki ilmeğin sol kanadını şu şekilde şişimize geçiriyoruz ve düz olarak örüyoruz tersler yine ters alttaki ilmeği şöyle geçiriyoruz düz olarak ördük ve terslerimizi yine ters sol kanadını şişimize geçirdik düz olarak ördük ters yine ters Evet ikinci sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Tersimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, iki kere beraber yaptık. Model görünsün diye bir kere daha yapıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz sıra sonuna kadar. Arka tarafında hep aynı şekilde öreceğiz. Gerçekten çok kolay ama görüntüsü çok güzel. Bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu model bebek yeleklerine çok yakışır. Bakın modelimiz ikinci model kurduğumuzda kendini gösterdi bile. Üçüncü kez kuruyoruz. Şöyle ilmeğimizi aldık. Alttaki ilmeğim sadece düzlerin üzerinde model kuruyoruz. Şu şekilde geçirdik. İkisini beraber düz olarak ördük. Tersimizi yine ters ördük. Alttaki ilmeği şu şekilde geçiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Tersimizi yine ters örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Modelimizi 3 defa beraber kurduk arkadaşlar. Şu şekilde. Hem lastik yerine kullanabileceğiniz hem berilerde şapkalarda atkılarda kullanabileceğiniz hatta saç bandı yapabileceğiniz çok güzel bir model. Bebek yeleklerinde bebek takımlarında kullanabileceğiniz hatta anne yeleklerinde de kullanabileceğiniz çok hoş bir model oluyor. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Büyük modelde daha şık duruyor şöyle. Bakın. Şöyle kabartmalı duruyor. Gerçekten hem kolay hem çabuk ilerleyen, lastik gerektirmeyen çok hoş bir model. Arka tarafı normal lastik gibi duruyor zaten. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bir dakika videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım.